kaza orucu olan bir kişi önce kaza borçlarını mı tutmalı yoksa Şevval ayının orucunu önceleyebilirler mi? Evet. Tabii ki kaza orucu kişiye farz olan bir oruçtur. Bunları tutmadan, tutma imkanı olduğu halde tutmadan ahirete intikal ederse bu kimse bundan mesul olacaktır. Şevval ayında tutulması gereken 6 gün oruç ise elbette sevabı çok büyük olan ve yılın tamamını oruçta geçirmiş olacağına dair hadis-i şeriflerle müjdelenen bir oruç. Ama neticede nafile bir oruçtur. Bu bağlamda farz ile nafileyi birbirine kıyas etmek uygun bir kıyaslama olmaz. Ta İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırruhu Mektubat adlı eserinde farz ve nafileyi birbirlerine kıyaslamada Allahu Teala Hazretlerinin mahlukla kıyaslanması kabilinden oldu. Nasıl ki böyle bir kıyas doğru bir kıyas değil ise farzın nafileye nispetle konumunun bu şekilde olacağını vurgulamış. Yani arada ciddi anlamda bir uçurum olduğunu göstermesi. Ama diğer bir tarafta kaza orucu kişinin zimmetinde vardır ve onun belli bir zamanı yoktur. Yani ömrünün sonuna kadar ifa edebilir. Ama malumunuz belli zamanlarda yapılması gereken ibadetler o zamana münhasır. O zaman geçtikten sonra kendileri için tahdit edilen, sınırlandırılan mükafatlara nail olma olayı yok. Yani Şevval ayı geçtikten sonra artık geriye dönüp ben Şevval orucu tutuyorum deme şansımız yoktur. Hani halk arasında meşhur bir ifade vardır, kaçanı kovalamak gerekir. Burada elbette gönül ister ki her iki orucu da, yani hem kazamızı tutalım hem de bu 6 gün Şevval oruçlarını da tutalım. Ama bunu şöyle de yapabiliriz, kaza orucumuzu bugünlerde tutalım ve bitirelim. Onun haricinde niyetimiz orucumu, kazalarımı bitirdikten sonra 6 günde nafile olarak tutacağım. Eğer ona müsait değilse, yani kazamız bu ayın tamamını kaplayacak tarzdaysa, ki bu belki birikmiş kaza borcu olabilir. Böylesi bir durumda niyetimiz bu olsun, kazalarımıza başlayalım. Bir hadis-i kutsi'de Allahu Teala Hazretleri öyle buyuruyor. Ben kulumun zannı üzerineyim. Ya Rabbi elimden gelen buydu. Evet, bir zaman yanlışlık ettim, orucumu kazaya bıraktım. Tabii burada kişinin iradesiyle kazaya bırakması, belki irade dışı kazaya kalması durum farklı olabilir. Ama imkanım buydu. Ben o yüzden bugünlerde kaza orucu tutuyorum. Ama beni bu Şevval ayının orucunun sevabından da mahrum etme diyerek Mevla Teala Hazretlerinden niyaz edildiği zaman kişinin Allah-u Teala Hazretlerinin öyle bulacağını hadis-i kutsi bize ifade ediyor. Yani inde zanni abdi şeklinde. O yüzden kardeşlerimize tavsiyemiz odur. İmkan varsa her ikisini yapsınlar ama imkan yoksa kaza oruçlarını illaki bitirsinler ve bugünlerde unutulsunlar. Burada tabii şöyle bir durum da söz konusu. Özellikle Şafii mezhebinde bu çok karşımıza gelen ve Şafii kardeşlerimizin dillendirdiği bir mesele. Yani kaza orucum olduğu için benim işte nafile tutacağıma kaza orucu tutayım. Tut kazayı. Yok, onu da tutmuyorsun. O zaman nafile tut ama kaza orucun var. Bu doğru bir şey değil. Bu şeytanın insana sağ taraftan yaklaşmasıdır. Hani Şafii fıkhında meşhur bir kural vardır. Kazası olan bir kimsenin nafile ibadet etmesi caiz değildir. Hatta bir insanın kazası varsa kuşluk namazı kılamaz, evvabin namazı kılamaz, teheccüd namazı kılamaz. Ne yapması gerekir? Kaza kılması gerekir. Ama bunun manası şudur. İbn-i Hacer Rahimullah bunu beyan ediyor. Kazası olan bir kimsenin asli ihtiyacının haricinde boş vakit geçirmesi caiz değil. Nafile kılmaması değil. Yani mesela namazı endeksi değil aslında. Boş oturması caiz değil. Boş oturuyorsan onu da zaten caiz olmayan bir şey yapıyorsun demektir. O yüzden deve kuşu misali uç, işte ben kuş değilim, yük taşı ben deve değilim demek doğru bir şey değil. Bu zamanlara, fırsatlara istifade etmemiz lazım. Hani merhum Hasbi hocamızdan geçen programımızda nakletmiştik. Yani uhibbul beleş, bu hakikaten bir fırsattır içinde bulunduğumuz. Ki Ramazan-ı Şerif ayını tuttuk elhamdülillah. Evet. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir dahaki Ramazan'a ulaşacak mıyız, ulaşamayacak mıyız belli değil. Ve Şevval ayı içindeyiz. Efendimizin buyurduğu üzere kim ki Ramazan-ı Şerif ayında orucunu tam olarak tutup da ona 6 günde Şevval'den katarsa senenin tamamını oruçla geçirmiş olacak. 365 gün kişinin oruç tutması ciddi anlamda bir meşakkattir. Ama burada bir 6 gün daha tutacağımız oruçla aynı mükafatı alacağız. O yüzden bu gibi fırsatı kaçırmamakta fayda vardır. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala
seyyidina Muhammed.